Mardin'in Nusaybin ilçesinde hükümet konağına 11 Ağustos'ta düzenlenen saldırı ile ilgili olarak valilikten açıklama geldi. Açıklamada çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir ifadeleri yer aldı. Ancak otopsi işlemleri için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cenazenin aile tarafından teşhis edildikten sonra 3 çocuk babası 29 yaşındaki Havzullah Doğan'a ait olduğu ortaya çıktı. Doğan ailesi çocuklarının özel harekatçılar tarafından infaz edildiğini kaydetti. Morg'da çocuklarını teşhis eden aile Doğan'ın başında silah dipçiğinden kaynaklı darp izi olduğunu da ifade etti. Baba Mehmet Doğan, oğlunun ailesinin geçimini sağlamak amacıyla inşaat işlerinde çalıştığını söyledi ve PKK'li olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Ne PKK'li ya? Aşağıda bu ne demiş bu ne kodi? Bu ne PKK'li ya? İfraz kırına kuşuna. Doğan'ın iş arkadaşı ve akrabası Halit Doğan da Doğan'la beraber 4 yıldır inşaat işlerinde çalıştıklarını anlattı. Havzullah Doğan'ın cenazesi dün ailesi tarafından Diyarbakır'da morgdan alındıktan sonra memleketi Mardin'in Midyat ilçesine götürülerek toprağa verildi.